Hastamız bize geldiğinde, on kadında bir miyom tespit ettiğimizde çocuk istiyorsa, yani infertil değil ama çocuk düşünmeye başladı ya da infertil te tedavisine başlıyoruz. Bu hastalarda bu miyomları acaba tedavi etmeli miyiz yoksa olduğu gibi bırakmalı mıyız? Bu çok kişisel bir durum. Rahim içine etkileyen, gebe kalmasına engel olabilecek miyomları mutlaka tedavi etmeliyiz. Yani ameliyatla bir şekilde almak zorundayız onları. Ya da düşüğe sebep olacaksa, gene rahim için etkileyen bir e, miyomsa bunları mutlaka önce tedavi etmek istiyoruz. Rahimin dışında e, ama büyük ve gebelik hormonlarıyla da çok daha fazla büyüyeceğini, gebeliği etkileyebileceğini, e, gebelikte problem yaratacağını düşündüğümüz e, hastalarda da bu miyomları önceden almayı tercih ediyoruz. Tabi e, gene almak için de e, en uygun yöntem laparoskopi dediğimiz e, karından kamerayla girip en hastaya en az zarar verebileceğimiz e, en hastanın en rahat ameliyat olacağı şekli tercih ediyoruz. Ya da histeroskopi dediğimiz gene kapalı rahim ağzından girip rahimin içine etkileyen miyomlarda bunu yapıyoruz. E, hemen orada gördüğümüz miyomu alıyoruz. Bazen bunun için 1-2 seansta yapmamız gerekebiliyor çünkü e, rahim içine gelen kısmını önce alıyoruz ama e, bir kısmı hala rahimin kas tabakasının içinde olabiliyor. Birkaç ay bekliyoruz, o kas tabakasında kalan kısım e, yavaş yavaş tekrar rahim içine doğru yer değiştiriyor. Tekrar rahim ağzından girip histeroskopiyle kalan kısmını da aldığımızda aslında bu miyomundan kurtulmuş oluyor.